Tepeci. Sus! Yavaş. Cevap veriyor de. Çeneni. Tamamını videoya çekiyorum işte götürürken falan. Tamam. Şeye kalktık, Başakşehir'e. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmıyor. Bir de atlasa yapıyor yani. Bugün burada saat 5 sıralarında parkta zaman zaman takılan yaşlı bir adam parkın köpeklerinden birine tacizde bulundu. Bizim kendi parka ait WhatsApp grubumuz var. Abbasağ Köpek Taşları diye. Toplandık. Hemen geldik. Şahıs gayet pişkin bir şekilde, hiçbir şey olmamış gibi yerinde oturmaya devam etti. Polisi aradık. Polis çok geç geldi bu arada. Bir saat sonra falan geldi. Karakola gittik. Beraber şikayette bulunduk. İşte ifadeler alındı. Sonra tekrar buraya döndük. Bu arada olay medyaya yansımış. Bu şahsın karakolda serbest bırakıldığına dair bir duyum aldık. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Muhtemelen bırakılmıştır. Çünkü birkaç ay sonra ilk duruşması olacak. Bir kamu davası açılacak. O vakte kadar burada gezecek. Belki bu akşam tekrar buraya gelebilir. Bizler de teyakkuz halindeyiz o yüzden. Peki neyden dolayı işlem gördü biliyor musunuz? Tam olarak neden işlem gördüğünü bilmiyorum ama 3 sene önce getirilen bir yasa değişikliğiyle işlem görmesi sağlanmış. Yani o değişiklik olmasa zaten işlemde görmeyecekmiş kendisi. Buyurun. Burada bizi tedirgin eden şey parkta çocuklarımızla birlikte geziyoruz. Sırf köpeklerimizle değil bir sürü kedi de var ayrıca. Bugün hayvanlara yapılan şey yarın çocuklarımıza olur diye korkuyoruz. Büyük buyurun. Şikayetim bu parktan. Sadece bugün yaşanan cinsel tacizin dışında ki bu daha fazla da yaşanabilir. Çünkü burası çok aktif olarak kullanılan bir park. Hayvanlar ve insanlar tarafından kullanılıyor. Evet. Köpeğe ne yazık ki cinsel bir saldırı oldu. Bunun detaylarını anlatmak benim terbiyeme yetmiyor evet. Ne yazık ki. Ama kabul edilemeyecek bir saldırı gören arkadaşlarımız var. Hatta atmış olduğu mendilleri
onlar da var elimizde. Onları da aldık, delil olarak sunduk zaten. Kabul edilebilecek bir şey değil. Ne yazık ki. Anladım. Tabii böyle tabii. Biz köpek grubumuz olarak buraya geldik. No. Falan filan söyledi. Soru da pişkince oturdu, bulmacasını çözdü. Yani çok sinir bozucu bir durum. İşin açıkçası. Ben konuşuyorum. Abbas at farkındayız. Kim ya indirik yok ama. Ne yapıyorsun? Delikanlı bir bakar mısın bu tarafa? Hadi bakalım kızım, sen de atayı ver. Hop. Baba. Star. Fotoğrafını verdik mi size? Ben de fotoğrafını aldık. Aldık aldık. Adamın değil mi? Adamın. Aldık. Adamın videoları da vardı sanırım. Şey var mı? Ondan sonra olay gelişti. Hı. Ama tabii polis 1,5 saat sonra geldi. Kadın ya işte yasalar ya. Yetersiz. Polis yani, de nöbet değişimindeymiş. Taksi mi o? Oluyor da onlar 8'de oluyor, yalan söylemişler. Buradan sesleniyorum ki lütfen sokak hayvanlarınız arkadaşlarınızı sahip çıktığınız gibi sahip çıkmanızı ve onları düzenli olarak beslemenizi rica ediyorum. Ve ayrıca sokak hayvanı diye geçmeyin. Bu bir gün kendi hayvanınız, hatta çoluğunuz çocuğunuz bile olabilir. Hatta kendiniz de düşebilirsiniz. Kimsenin bu duruma düşmesini yani kimse istemiyor. Yani söyleyeceklerim bu konuda bu kadar. Çünkü yani çok kötü bir şey. Psikolojilerin hepsini dağıttım. Burada bu kadar kişisel küçük bir olay için toplam tabii bir küçük bir olay değil. Bu daha da büyüyebilir.